Büyük deprem felaketiyle beraber riskli bölgelerde bir hareketlilik var. Bina risk analizi yaptırmak isteyenler ne yapıyorlar? Belediyelere gidiyorlar, firmalara gidiyorlar. Bu noktada da iki konu var öne çıkan. Personel sayısı ve maliyet. Hazır bilinç bu yüksek noktadayken ne kadar çok bina analiz edilirse o kadar da faydalı, yaşam için faydalı ve yaşamsal. Bu konunun muhataplarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ile konuşacağız. Merhabalar Buğra Bey. Merhabalar, teşekkür ederiz. Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz yayına katıldığınız için. Şimdi ciddi bir talep var. Belediyeye talep çok arttı mı? Nasıl bir hacimden bahsediyoruz? Böyle başlayalım. Başka sorularımız da var size. Evet, çok arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bu yana bir deprem hassasiyetli hızlı bina taraması işi yapıyor. 2019'dan 2022 yılının sonuna kadar belediyemizin deprem dairesi 107 bini aşkın binaya bizzat gidip deprem analizi, depreme mukavemet amaçlı İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak oluşturulan bir yöntemle hızlı bina taraması yapabilmek anlamında başvuruda bulunmuş. Ancak çok sayıda bina maliki bu analizden imtina ederek böyle bir tespitin yapılmasını istememiş. Elimizdeki rakamlar şöyle: 29.700 civarında bina bize tespit yapmak için izin vermiş. 77.000 civarında binada bizden böyle bir tespitin yapılmasına rıza göstermediği için bu analizleri yapamamışız. Yani %70'inden fazlası vatandaşlarımızın binasının hızlı bina taramasıyla tespitini dahi istemiyor. Hızlı bina taraması 6306 sayılı kanunun tarif ettiği riskli yapı analizinden bir önceki aşama. Eğer riskli bina analizini görselde sizin videonuzda görüldüğü şekliyle karot numunesi almak suretiyle laboratuvar ortamında basınçlı deneylerle analiz etmek yönünde bir iş yapılır ise, burada yapınız riskli çıkmış ise 60+30 gün sonunda binanızın tahliye edilmesi anlamında bir süreç başlatıyor Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri ve bunu ilgili kurum kuruluşlara da bildiriyorlar. Ancak bizim hızlı yapı taramamız bundan bir önceki aşama olduğu için biz %90 oranında doğrulukla yapının taşıyıcı sisteminin mukavemetine ilişkin bazı analizler yapıp bunu ofis ortamında da tespit ettikten ve yer bilim verileriyle eşleştirdikten sonra yapının A'dan E'ye kadar bazı sınıflarda kodlanmasını sağlıyor. D ve E sınıfı yapılar güvenliği az, yıkılma riski yüksek. A, B grubu yapılarda daha mukavemeti yüksek yapılar olarak adlandırılıyor. Bizim ilk tespitimizde 2022 yılı sonuna kadar yapılmış tespitlerde ki bu 29.700 civarındaki binanın 318 tanesi E sınıfı bile çıkmamış tavşanın. Yani durduğu yerde yıkılma riskine sahip. Zaman zaman haber bültenlerinde konu oluyor. Bulunduğu yerde çöktü niteliğinde bir bina. Yani 30 bin yaklaşık binanın 318'i %1'lik kısmında durduğu yerde çökme riski tespit etmiş vaziyetteyiz. 1525 tanesinde de D ve E sınıfı, yani yine deprem sırasında ağır hasar alması çok beklenen yapılar tespit. Biz bu vatandaşlarımıza kendilerine de bildiriyoruz. Kendimiz de durumdan vazife çıkartıyoruz ve bunun üzerine geçtiğimiz 17 Ağustos'tan sonra Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bu binalardaki boşalmanın temel probleminin kiracıların da ev sahiplerinin de devletin verdiği kira yardımından kaynaklı sorunları da olduğunu, yeni binayı yapmaya ilişkin finansman sorunlarını taşıdığını ve bir miktarda imarla ilgili problemleri olduğu için kaçak katların tekrar aynı biçimiyle eklentilerin aynı biçimiyle yapılmasına ilişkin endişeler duydukları için yeni yapım sürecine girmekten imtina ettiklerini anladık. Bu anlamda kira yardımı verilebilmesi için de belediye meclisimizden bir yetki istedik ve biz mevzuatta sadece ev sahiplerine 1150 lira olarak kiracılara da bir sefere mahsus taşınma bedeli yardımı yapılırken bu rakamın 3 katı kadar verilmesini, içinde oturana, ev sahibi ya da kiracı verilmesi yönünde bir meclis kararı istedik. Uzun tartışmalar da oldu belediye meclisimizde. Başkanlık makamına rakamlar zikredilmeksizin bir yetki verildi. Şimdi bu yetki doğrultusunda 15 gün önce Avcılar'da 4500 lira kira yardımı vererek ilk binamızı yıktık. Periyodik olarak da bu analizleri yaparak biz kiracılara böyle bir kira yardımı verilmesini sağlayarak bu binaların boşaltılmasını hedefliyoruz. İkincisi,
bu boşaltılan binalardan sonra yapım sürecine ilişkinde bir faiz desteği ihtiyacı var. Çünkü vatandaşlar bu enflasyonist ortamda binalarını yenileyemiyorlar. Bağlantıda sorun mu var arkadaşlar? Ses de zaman zaman boğuk, zaman zaman net geliyor. Tekrar mı arayacağız Burak Bey acaba? Öyle mi? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe ile konuşuyoruz. Konuştuğumuz konu da binaların güvenliğini nasıl bileceğiz, nasıl anlayacağız? Bunun için nasıl testler yapılabiliyor? Belediye ya da firmalar hangi maliyetle, nasıl bir süreç işletiliyor? İçinde yaşadığımız binanın güvenilir olup olmadığını kontrol ettirebilmek için nasıl bir prosedüre başvurmamız gerekiyor? Bunları kendisine soracağız Burak Bey'e. Konuşuyoruz zaten ama devam edeceğiz. Bağlantıyı kaybettik. Arkadaşlarımız tekrar arıyorlar. Deprem sonrasında bu çok ağır bir tecrübe, ağır bir acı. Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yaşadıklarımız İstanbul ve çevresinde de hem telaş hem hızlı bir bilinçlenme, koca bir bilinçlenme adımı da aslında bir taraftan atılıyor. O da insanların haliyle içlerinde yaşadıkları yapılar konusunda işlerin rahat olması, güvende olduklarını bilmek istemeleri. Ebeveynlerin çocuklarını gönderdikleri okullar, okul binaları güvenli mi bunu bilmek istemesi. Bununla ilgili de açıkçası sadece belediye yetkilileriyle değil, daha geçen gün yaptığım birkaç telefon görüşmesinden de aktarabilirim uzmanlarla. Açıkçası akademisyenlerle, teknik üniversitelerdeki akademisyenlerle hepsi kendilerinin dahi numaramızı nereden bulduklarını bile bilmiyorum. Vatandaşlar arıyorlar ve acilen nasıl güvende olduğunu bilirim ben bu binanın diye bize bile soruyorlar. Bilmediğimiz çok insan arıyor bizi demişti konuştuğum bir akademisyen. Böyle de bir aslında anekdotla nasıl bir atmosferde olduğumuzu da daha net anlatabilirim diye düşündüm. Doktor Burak Gökçe tekrar yayına bağlandı. Burak Bey sağ olun. Devam edelim kaldığımız yerden. Kusura bakmayınız. Kesildi sanırım. Şöyle yani şimdi son durumda biz bu analizleri çok çarpıcı bir veriyle söyleyeyim. 2,5-3,5 yılda 107 bin binaya gidip yaklaşık 30 binine girebilmişken 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminden sonra sayfamız 3 gün kilitlendi ve bütün altyapısı çöktü. Yaklaşık dakikada 10 bin tıklama aldığımız zamanlar oldu. Bunların uluslararası ülkemizin başka kentlerindeki yaşayan vatandaşlarımızdan tutunuz. Uluslararası olarak yurt dışında yaşayıp ülkemizde evi olan vatandaşlara kadar milyonlarca tıklama aldı sayfamız ve biz İstanbul dışındaki yardım taleplerine sayfamızı kapatmak, başvuruyu kapatmak durumunda kaldık. Çünkü çok yüklü miktarda İstanbul dışındaki kentlerden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim yapımın depreme mukavemetini en azından hızlı olarak incelesin diye bir talep geldi. Burak Bey, birkaç soru daha sormak istiyorum ben size. Vakitte hali kısıtlı olduğu için bülten saati içerisinde. Şimdi belediyeden başka da bunu yapabilecek mesela firmalar var mı? Onların güvenilirliği nasıl bilinebilir? Maliyet nedir belediye ya da firmalar böyle yapınca? Şimdi bizim yaptığımız analiz ülkede ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı analiz. Şimdi ülkemizin diğer belediyeleri bizden bu ücretsiz yaptığımız analizin benzerini yapmak için model sorup kentli kentlerini uyarlamaya çalışıyorlar. Ancak biraz önce ifade etmeye çalıştım. 6306 sayılı yasanın tarif ettiği akredite, Çevre Şehircilik Bakanlığı akredite olmuş lisanslı kurum kuruluşlar tarafından yapılacak analizler bundan bir sonraki aşama. O zaman görselinizde görünen karot numunesi alınıyor ve bu numune laboratuvar ortamında basınçlı deneylere tabi tutuluyor ve onun üstünden yapının riskli olduğuna ilişkin net notasyon veriliyor ve bu notasyon artık bakanlık tarafından da ilgili tüm belediyelere, suya, elektriğe, doğalgaza iletiliyor ve 60+30 gün süre içerisinde sizin evinizin tahliyesine yönelik bir karar veriliyor. Bizim yaptığımız bundan önceki bir aşama, biz karot almıyoruz. Bizim analizlerimizin beşli çekiç yöntemiyle, şimit çekiciyle alınan sıvanın sıyrıldığı, daha sonra betonun sıyrıldığı ve içindeki demir donatının kumpasla ölçüldüğü, binanın rölevesinin çıkartıldığı, onun statik raporuyla kıyaslandığı ve zemin bilgileriyle kıyaslandığı bir çerçevesi var. Bu çerçeve kapsamında %90 oranında binanın hangi sınıfta olduğunu söylüyoruz ve biz bunu ücretsiz yapıyoruz.
Biz 3,5 yılda yaklaşık 30 bin binaya kapısını çalıp zorla biz girelim dediğimiz halde ancak 107 binde 30 bine girebilmişken son 6 günde 40 bini aşkın bina benim binamı incele diye talepte bulunmuş vaziyette ve bugün sabahki basın toplantımızdan sonra sanırım sadece 1-2 gün içinde yine bu 40 bini aşkın bir sayı daha alıp 80'li 100 binli rakamlara geleceğiz. Bu sayının çok hızlı bir biçimde büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın bir bölümü panik halinde ve binalarının çok hızlıca sizin de ifade ettiğiniz üzere depreme karşı mukavemetinin test edilmesini istiyorlar. Ben bir küçük bilgi vereyim. Bu hızlı bina taraması 10 katın altındaki binalarda yapılabilir. 10 katı geçmiş 11 katlı olmuşsa binanız artık hızlı tarama bilimsel olarak yapılamaz durumda. Sizin 6306 sayılı yasa kapsamında akredite edilmiş kurum kuruluşlardan birisinin ücreti mukabili hizmetini almak zorunluluğunuz var. Bunun binanın büyüklüğüne, komplikasyonuna göre rakamları 80 bin, 100 bin, 120 bin, 200 bin bu rakamların zikredildiğini duyuyoruz. Ancak biz hızlı bina taramasını ücretsiz yapıyoruz. Önceliğimiz 2000 öncesi yapılmış binalarda. Çünkü 2000 öncesinde 99 depremi öncesinde yapılmış binalarımızdaki risk faktörü daha yüksek ve birinci önceliği buna veriyoruz. Bu zamana kadar sadece 2000 öncesindeki binaları analiz etmiş ve bina sahiplerinden gelen başvuruları kanunda böyle tarif ettiği için riskli yapılar için böyle tarif etmiştik. Ancak bu yoğun talep ve bu panik ortamında şöyle bir düzenleme daha yapıyoruz. Teknik Üniversitenin akademisyenleriyle bu konuyu tekrar müzakere ettik. 2000 sonrası yapılara ilişkinde ilave bir analiz metodumuz oluşturuluyor. Bir süre sonra 2000 sonrasındaki yapılara da bakacağız. Ama önceliğimiz 2000 öncesi yapılarda. Çünkü onlardaki risk faktörü daha yüksek. Ve sadece ev sahiplerinin değil, kiracıların da talepleri geldiğinde bunları da sırayla değerlendirmeye başlayacağız. Çünkü Burak Bey, size bunu sormak istedim ben. Bize de izleyicilerimiz yazıyor. Ben kiracıyım. Baktırmak istiyorum binam güvenli mi diye, ama ev sahibinin başvurması gerektiği söyleniyor. Arada da anladığım kadarıyla böyle gerginlikler yaşanıyor. Çünkü yani riskli binaysa yıkılmak durumunda kalırsa ne olacak? Yani mal sahibi var, içinde yaşayan kiracı var. Böyle bir tansiyon da var anladığım kadarıyla bize ulaşanlar öyle biliyorum. Mevzuat, sizin görüşünüz ne bununla ilgili? Yani nasıl yönetilmesi gerektiği? 6 sayılı mevzuat ev sahibinin, mal sahibinin başvurmasını esas alıyor. Ancak bizimki hızlı tarama, biz de bu zamana kadar bu mevzuatın hükümlerine benzer bir uygulamayla geldik. Ancak şu anda hızlı taramayı kiracıların talebi üstüne de değerlendireceğiz. Fakat yerine gittiğimizde ev sahibinin de muvaffakat vermesi önemli. Bize yardımcı olmalarını diliyoruz. Biz gideceğiz bakmak için. Değerlendirmiyoruz talebi demeyeceğiz. Umalım ki apartman yöneticileri, bina sahipleri de bu hassasiyete uyum sağlasınlar. Çünkü bakınız, yaşadığımız ağır deprem şunu gösterdi. Önce cam diyoruz hep. Deprem olduktan sonra ben İzmir depremini de yaşadım. Canımızdan daha kıymetli bir şey yok diyoruz. Ancak bir sonraki aşamada depremin sıcaklığı geçince malcanın yongası diye bir metrekarenin hesabını yapıyoruz. Yıkılırsa bir metrekaren eksilir mi, müteahhite para verir miyim diye. Ama efendim, ağır bir deprem olup yıkıldığında can da kalmıyor, mal da kalmıyor. Evet. Ve hatta şu anda yapılması için bir hepimize düşen bir fedakarlık varsa, kendimizin 3 kuruş birikimi varsa yahut yaşamış davranımızı bir süre fedakarlık yapıp azıcık azaltıp kira yahut işte kredi ödeyeceğimiz bir şey varsa bunları üstlenmek anlamında vatandaşlarımıza da düşen roller var. Tabii ki biz de kira yardımı, faiz desteği anlamında kendi çabamızı sarf ediyoruz. Devletin tüm kurumlarında böyle bir arayışa gireceğini umut ediyorum. Böyle olmazsa tek yapı ölçeğinde vatandaşlarımızın da sahiplenip, içselleştirip kendisinin yapısını sağlıklı hale getirmek için gerekirse yaşam standartlarından küçük fedakarlıklar ettikleri bir şey olmazsa elimizdeki üç argümandan, can, mal ve yaşam standartından en azından üçüncüsünden azıcık vazgeçmezsek hem can hem mal ikisi hiç kalmıyor. Onun için şu an bu hassasiyeti koruma, bunu güçlendirme ve bunun üstüne gitme zamanıdır. Biz üstümüze düşeni bir yandan da iştirak şirketimiz Kiptaş üstünden tekil yapısını bize dönüştürmek isteyen vatandaşımız var ise onun yapısında İstanbul Yenileniyor platformuyla çok kar amacı da gütmeksizin en az kar marjıyla İstanbul Yenileniyor platformu üstünden gelen talepleri de tek yapı ölçeğini Kiptaş Genel Müdürlüğümüzde değerlendirmeye çalışacağız. Ve Kiptaş Genel Müdürlüğümüzde bu yapısını dönüştüren vatandaşlardan da İston Genel Müdürlüğümüz, ki o da akredite bir kuruluştur, bu
riskli yapı analizini karot numunesi almak suretiyle yapacak olursa onun ücretini almayacak TAŞ Genel Müdürlüğümüz. Biz onu da bizim üstümüzden yapılması halinde vatandaşlarımızın maliyetlerin içerisinde karşılayacağız. Vatandaşlarımızın bu hassasiyeti kaybetmemesi ve azıcık fedakarlık yapabilir, yapılarını güvenli hale getirmek için azıcık fedakarlık yapabilir olmalarını diliyoruz. Biz de kamu adına evet. Bu sorumluluğu Ekrem Başkanımız çok kararlı, elimizden geldiğince en üst düzeyde gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Çok teşekkürler Doktor Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreteri.